Uzak denizlere yelken açmak, maviliklerde maceralara atılmak, çoğu insana göre gerçekleşmesi zor bir hayalden ibarettir. Ancak denize ve denizciliğe sevdalı insanlar için bu bir hayal değil. Yaşama amacının ta kendisidir. Kısmet. 60'lı yılların ortasında, daha önce dünyada pek az kişinin cesaret edebildiği bir maceraya atılarak dünyayı dolaşan Sadun Boro'nun yelkenli teknesi, yol arkadaşıdır kısmet. Gövdesi Türk ustaların elinden çıkmış, makinesi haricinde her şeyi yerli yapım olan bu yelkenli tekne, Sadun Boro'nun cesareti, azmi ve üstün denizcilik yetenekleri sayesinde Türk bayrağını dalgalandırarak dünyayı dolaşan ilk tekne olma unvanını kazanmıştır. Denizcilik tarihimizi altın harflerle kazınan Sadun Boro ve Kısmet Yelkenlisi, hala denizcilik dünyasında, hafızalarda, hatıralarda yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Sadun Boro doğuştan denizciydi. Çok küçük yaşlarda, küçük sandalların içerisinde, inanılmaz maceraperest bir ruhla denizlere açılan, özgürlüğe sahip bir insan. Zaten denizci, özgürlüğü yanı çok ağır olan kişi demektir. Sadun Boro çok ilginç bir insandı. Tam manasıyla bir filozoftu. Bir kere son derece şakacı, neşeci, etrafına böyle güzel elektrik saçan, bilhassa siz denizi seven bir insansanız, siz de denizle uğraşıyorsanız çok güzel elektrik alıp verdiğiniz bir kişiliği vardı. Benim onu anmamın ve saygı duymamın en önemli kısmı o İlk Türk olarak iki tur dünyayı gezme seyahatlerinde kazandığı zaferi, Türk denizciliğini, çevreyi koruma, deniz yüzlü insanları bilinçlendirme adına kullanmasıdır benim için en büyük. Yani ben bunu yaptım, becerdim, ilk ben yaptım, bitti deyip şey yapabilirdi de. Halbuki o devamlı bu elindeki silahları bizim iyiliğimiz için, denizciliğimizin iyiliği için kullandı. Mesela çevreciliği biliyorsunuz, yani ne kadar uğraştı bunun için mücadelesini vermek için. Adeta gitti orada bekçi gibi bekledi. Sadun Boro ile 1964 yılında tanıştım. O tarihte Kısmet Yelkenlisi inşa ediliyordu. Sadun Boro da dünya seyahati için çalışmalar yapıyordu. Yelkenli için gerekli parayı kazanmak için 3 yıl kadar Tarsus'ta bir tekstil fabrikasında çalışmıştı. Biliyorsunuz Sadun Boro tekstil mühendisidir. Ve o fabrikanın torna atölyelerinde, tesviye atölyelerinde teknesinin gerekli makaraları, efendim işte metal takımları, birçok şeyi orada bizzat imal ettirmiştir yahut etmiştir. Kısmet Keçarmalı, meşhur designer Etkin'in bir dizaynıdır. Özellikle sert havalarda, okyanuslarda dolaşacak bir yapıdadır. Kıçında dıştan dümeni vardır. Bunlara double ender deniyor, yani baş kıç bir. Kış denizlerinde böyle bu tekneler gayet şeydir, elverişlidir. Büyük dalgalar teknenin üzerine atlamaz, altına doğru girer. Onun için double enderler
çok revaçlıdır dünya seyahati yapan tekneler arasında. Kısmet teknesini Salacak'ta yapıyor ve Hürriyet Gazetesi'nde desteğiyle böyle bir dünya seyahatine çıkıyor. Şimdi zaten Sadun Boru'yu Sadun Boru yapan o dünya seyahatidir. O tarihte pusuladan başka hiçbir şey yok. Bugün dünyayı gezeceğim, okyanusları gezeceğim diyen insan oturduğu yerde yatarak hatta otopilota bağlayarak rahatça bu seyahati yapabilir. Ama o günlerde o okyanusların dev dalgalarını aşabilmek, bir tek pusulayla aşabilmek, onun için mangal gibi yürek, inanılmaz bir cesaret lazım. İşte Sadun Boru o mangal gibi yüreğin ve o cesaretin sahibi olarak Türk denizciliğinin adını zirvelere taşıyor ve bizim bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında şerefle dalgalandırıyor. Onun dünya seyahati yaptığı yıllarda 5 kişi yok dünyada bu işi yapan. Bugün herkes yapıyor ama o zamanlarda 5 kişi yok. GPS denilen olay yok. Sadun abi sekstant kullanarak, yani aynalı açı ölçer kullanarak bütün bu seyahatini yapıyor. Ve haritalar eski şeylerden buluyor. Gemi bozum yerlerinden haritalar alıyor. İşte bütün dünyanın haritasını nereden bulacaksın o zamanlar? 60'lı yıllar hiçbir şey yok. Yani gittiği yerlerde başka kalmış. Çok, yani onun büyük bir macera, akıl almaz. Olağanüstü bilgilidir. Olağanüstü, çok mütevazı, çok mütevazı. Çok mütevazı olmasına rağmen olağanüstü bilgili bir kişidir. Çok donanımlıdır. Fevkalade deniz üzerine bilgisi şeyidir. Yani devamlı üretir. 5 tane neredeyse kitabı var. Bütün bunlar hakikaten bütün bu sahilleri metre metre neredeyse derinlikleriyle, rüzgarlarıyla ölçmüş, biçmiş, her tarafı gezmiş. Bende de imzalı kitapları var bütün. Ondan sonra müthiş bir denizcidir. Bence müthiş bir başarı. Çünkü elinde bir tane sekstant var. Sekstant kullanmak her denizcinin hayal ettiği ama çok zor öğrendiği bir tekniktir. Bir pusula, bir sekstant ve mekanik bir otopilotla dünyayı dolaşmıştır Sadun Boru. Ben hatırlıyorum 67 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştı. Genç, ilk yıllarımız gazeteci, biz genç bir gazeteciyiz o yıllarda. İstanbul onu öyle bir karşıladı ki bütün İstanbul ayaktaydı. İnanılmaz bir girişi vardı Boğaz'a. O tabloyu hiç unutamam. Sadun Boru iyi denizciliğinin, iyi doğa sahipçiliğinin yanında bir önemli özelliği de çok kuvvetli bir kaleme sahipti. İnanılmaz bir kalemi vardır Sadun Boru'nun ve o büyük seyahatinde tek arkadaşı o kalemi oldu ve bu maceralarında o kalemle gayet güzel yazarak kitaplar halinde basıp Türk kamuoyuna sundu. O kitaplardır ki bugün Türkiye'de amatör denizciliğin alfabesi olmuştur. O kitaplardır ki bugün Türkiye'de amatör denizcilerin yetişmesine sebep olmuştur. O kitaplar yüzündendir. Sadun Boru gençliğe ve Türk insanına denizcilik sevgisini aşılamıştır. Dünya seyahatini yaptıktan sonra çıkarttığı kitabı vardır. O kitabı aldıydım. Okudumdu. Yani o kadar aşık oldum ve hayat felsefem aslında tekne yapmak, sonra da tekneyle dünya seyahati yapmaktı. Ama onu gerçekleştiremedim. Benim gibilere denizcilik zevkini aşılayan insan diyebilirim. Ya Bodrum'da görüyorum. Deniz var, tekne var falan, sandala biniyoruz da. Bir de sadece Bodrum'da gördüğümün dışında bir denizin var olduğunu ben Sadun Boran'ın kitabını okurken yaşadım. Yani bütün Galapagos Adaları falan, oralardaki maceraları, mesela dümenine bir sistem kendisi uygulayıp onu otopilot halinde dönüştürmesi, bunlar benim hafızamdan çıkan şeyler değil. O bir deniz tutkunu olarak yaşadı, bir deniz tutkunu olarak öldü. Sadun Boru'nun kısmet yelkenlisiyle dünya denizlerini fethetmesi Türk denizciliğinin vizyonunu genişletmiş ve Türk denizcilik sektörüne yepyeni ufuklar açmıştır. Bugün Türkiye'de üretilip dünya denizlerine yelken açan tüm teknelerde Sadun Boru'nun da muhakkak büyük payı vardır. Antalya,
Türkiye'nin turizm başkenti. Alanya, Side, Belek, Kaş, Kalkan, Kemer, Manavgat. Her ilçesi ayrı bir turizm merkezi haline gelmiş bir şehre başka ne denir? Antalya ilçeleriyle birlikte dünyanın en çok talep edilen tatil kentlerinin başında gelmektedir. Doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve eşsiz sahillerinin yanı sıra turizm sektörüne yapılan büyük yatırımlar da Antalya'yı bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Son yıllarda Antalya bölgesinde turizmle kol kola büyüyen ve yapılan yatırımlarla gelişen bir sektör daha var. Bu da gemi inşa sektörü. Antalya Serbest Bölgesi yat üreticilerinin bu bölgede faaliyete başlamasıyla dünyanın en önemli süper lüks yat merkezleri arasında ilk 3 arasında yer almayı başarmıştır. Antalya Serbest Bölgesi'nde 2000 yılından itibaren başlayan süper lüks yat ve tekne üretiminde 2017 yılı sonu itibariyle toplam 6.881 metre uzunluğunda ve 957 milyon dolar değerinde 372 tekne üretilerek dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmiştir. Bu yıl Mayıs ayı ile birlikte denize indirilen 6 tekne ile birlikte toplam tekne sayısı 378'e, toplam uzunluk 7014 metreye, toplam satış değeri de 992 milyon dolara yükselmiştir. Antalya Serbest Bölge çok hızlı bir gelişim gösterdi bana göre. Biz 2008'de buraya gelmeden önce takip ediyorduk. Burada yapılan ürünlerin bireysel tanıtımlarıyla diyeyim, bu Antalya şu an bütün dünyanın bildiği kaliteli yat, süper yat, motor yat imal eden bir bölge olarak, yat merkezi olarak anılıyor. Antalya Serbest Bölge'de birçok firma yat üretimi konusunda faaliyet gösteriyor. Farklı klasmanlarda tekneler üreten bu firmalar sektörü her geçen gün daha da ileriye taşımak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu firmalardan biri de CMB Yatçılık. Kurulduk. 2008 yılında ilk mega yat projemize başladık. Mistik adlı teknemiz. 2010 yılında indirdik ve ilk teknemiz de o dönem Avrupa'nın en büyük kompozit motor yatı unvanını aldık. Aynı zamanda da 40 metre üzerindeki en iyi motor yat seçildi. Ardından 2012 yılında 47 metre bir projemiz daha teslim edildi, Orient Star isminde. O da yine 2011 ve 2012 yıllarında 60 metre altındaki en iyi motor yat ödülünün sahibi oldu. Özellikle CMB yatçılıkta yaptığımız tekneler 40 metre üstü tekneler ve bu tekneleri almaya gelen insanlar aslına bakarsak belli bir gelir seviyesinin üzerinde olan insanlar ve çok iyi arabaya, çok iyi eve, çok iyi kıyafetlere sahipler. Tekne aslında bir araç değil. Tekne aslında bir hayal ürünü. Yani bir parça gibi düşünün. Bizim tasarladığımız bütün teknelerin bir ruhu var. Dolayısıyla ilk tasarım aşamasına çıkan o ruh, teknenin teslimiyle beraber çok keyifli duygular yaşatıyor tabii ki. Mesela bizim yaptığımız teknelerin biz dişi ve erkek olarak zaten isimlendiririz. Bir erkek veya dişi gibi bir cinsiyet bile üretilen teknelere konulabiliyor. Tekne böyle bir şey. Aslına bakarsak yani bir araba veya bir evden farklı bir şey. Aslında sizin bir parçanız oluyor. Hem evinizdeki gibi konforu orada sağlıyorsunuz, hem arabadaki gibi lüksü veya imajı orada sağlıyorsunuz, hem de o sizinle beraber aslında gitmek istediğiniz yere sizi eşlik ediyor. Aslına bakarsak bu bir araç değil.
Bu sizin bir parçanız, dolayısıyla müşteriyi yansıtması gerekiyor. Onun için aslında tekne tasarlamak ve tekne üretmek ve tasarlanan tekneyi de o duyguya uygun şekilde üretmek dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Gemi inşa mühendisliği de aslında tam olarak gemi inşa mühendisliği değildir. Çünkü kendi içerisinde birden fazla mühendislik barındırır. Siz elektrik bilmek zorundasınız, mekanik bilmek zorundasınız, bir makine mühendisi olmak zorundasınız. Aynı zamanda çok iyi bir zanaatkar olmak zorundasınız, çok iyi bir iç mimar olmak zorundasınız. Boyadan, tesisattan ve marangozluk işlerinden çok iyi anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında gemi inşaat mühendisliği, yani daha doğrusu yat üretimi dediğimiz konu birçok mühendisliği kendi içerisinde barındırdığı için dünyanın en zor mühendisliklerinden bir tanesi aslına bakarsak. CMB 47 serimizin şu anda 2 ve 3 numaralı ürünleri tersanemizde üretilmekte. Bunlar 47 metre boyunda, 9 metre eninde, 5 metre derinliğinde teknelerdir kabuk ölçüleri ebatları olarak. Teknemizde 12 yolcu kapasitesi ve 9 mürettebat kapasitesi vardır. 3000 beygirlik, toplam 2 tane 1500 motor gücüne sahip, 15 knot deniz mili hızında gidiyor. Teknemiz tri-deck, yani 3 güverteli bir teknedir. Fly bridge, bridge deck ve main deck. Burası teknemizin çift kişilik yataklı misafir kamerası. Bunun gibi 4 tane daha kamerımız var. Odamızdaki üretim devam eden parçalar halihazırda yan hangarımızda devam etmekte. Üretilecek malzemeler işte duvar döşemeleri, tavan karkasları ve döşemeleri, makyaj masası devam ediyor yan hangarda. Odamızda bir makyaj masası, gardırobumuz, TV ünitesi, mini bar, çift kişilik yatağımız, arka tarafta soyunma odası ve banyomuz mevcut. Teknemizin ana salonu, 80 metrekare kullanım alanımız var. Odamızın içinde yemek bölümü, yemek masası, oturma grubu, televizyon ünitesi, bir barımız ve bir kütüphanemiz olacak. Arz edilmesi halinde müşterinin talebi doğrultusunda iç tasarım tekrar sıfırdan dizayn edilebiliyor. Şu an teknemizin pilot evindeyiz. Bütün elektriksel altyapılar hazır. Konsol üretmeye devam ediyor yan hangarımızda. Konsol burada duracak ve üstünde bütün son sistem, elektronik, navigasyon ve radar aletlerimiz olacak. Teknemizde motor verimini maksimum kullanmak için yapısal ağırlıklarını hafifletmemiz gerekiyor ve bu yapısal ağırlıklarını hafifletebilmek için GRP teknolojisini kullanıyoruz. Yani bu Glass Reinforcement Plastic, yani cam takviyeli plastikler anlamına geliyor. Bu PVC köpük levhalarının üzerine attığımız cam takviyeli cam elyaflardan oluşuyor. Bunları epoksi reçineyle ıslatıp sertleşmesini, küllenmesini sağlıyoruz. Tersan olarak iş sağlığı güvenliğini maksimum seviyede tutuyoruz. Ona göre yönlendirme levhalarımız var. En kısa sürede acil durum toplama alanına gönderecek şekilde, yetecek şekilde yönlendirme levhalarımızla birlikte oraya çıkıyoruz. Ve ondan sonra ona göre kişisel koruyucu donanım malzemelerimizi maksimum seviyede herkese dağıtıyoruz. Kullanılması amaçlı takibini yapıyorum ben sağ sorumlusu olarak. A sınıfı İSG uzmanımızla birlikte işlerimize gerekli yapılması veyahut da yapılmaması gereken tedbirlerimizi alıyoruz. Ona göre düzenlemeler yapılıyor. Tersanemizde çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimleri işte her ay veyahut 2 ayda bir gerek görüldüğü zaman 15 günde bir eğitimler veriliyor. Bu maket bıçağı eğitimi olabiliyor, mesleki hastalıklar eğitimi olabiliyor, yüksekte çalışma eğitimleri olabiliyor. Tatbikatlı yangın eğitimlerimiz var bizim. İşte ayda bir, 3 ayda bir, periyodik 6 ayda bir, periyodik zamanlar onları yapıyoruz. Onun haricinde belirli belirsiz zamanlarda
tatbikatlarımız oluyor. Yani bu alarm butonlarını basıp tatbikat yapıyoruz. Serbest bölgede faaliyet gösteren bir diğer firma olan Alya Yatçılık'sa bugünlerde üretim sürecinin en heyecanlı aşamasını yaşamakta. Kompozit, çelik ve alüminyum yelkenli ve motorlu yatların üretimi konusunda ihtisas sahibi firma, üretim süreci bitmek üzere olan en yeni teknesini teslim etmeye hazırlanıyor. İçinde bulunduğumuz tekne 30 metre tam boya sahip, çelik gövde, alüminyum üst bina ve kompozit roll bardan çok birleşenli bir tekne. İki ana makinesi mevcut. Maksimum hızı 14 knot. Cruise speed'i de 11 knot olarak hesaplanmış durumda. 4 tane misafir kamerası artı bir tane master kamerası, 3 tane de personel kamerası mevcut. Personel dinlenme alanı, salonu, kaptan köşkü ve yemek bölümü şeklinde. Kapasite olarak kaptan dahil 6 personel, misafirler de tekne sahibi dahil 10 misafir kapasitesine sahip. Toplam 16 kişilik yani. Tekne RINA sertifikasyonuyla yapılmış durumda. Klasmanı da Short Range Commercial olarak sertifikalandırılıyor. Şu anda yapılan işlemler teknenin son sertifikalandırılması öncesi yapılacak olan Endurance Test için hazırlıklar yapılıyor. Son devre bağlantıları tamamlanıyor. Benzer şekilde elektronik sistemi, uydu haberleşme sisteminin son bağlantıları ve son testleri yapılıyor. Benzer şekilde son aksesuar montajları, son mermer montajları, lavabo ve armatür montajları yapılmakta. Yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi planlanıyor. Bir süre önce teslim ettiği 41 metrelik kompozit motor yat projesiyle uluslararası 4 ödül kazanan firma oldukça yoğun bir dönem geçiriyor. Üretimi tamamlanmak üzere olan yeni teknenin yanında refit için hangara çekilen bir diğer teknenin de teslim zamanı gelip çatmış. Refitten çıkan teknenin suya indirilmesi için son hazırlıklar yapılıyor. Radar ve anteni hangar içinde takılan tekne, yapılan tüm hazırlıkların ardından büyük bir titizlikle hangardan çıkarılıyor. Ölçüleriyle göz dolduran teknenin limana ulaştırılması için büyük çaba sarf ediliyor. Adeta santim santim ilerleyerek limana ulaşan tekne, burada hummalı bir çalışmayla kıza alınıyor. Teknenin kızak üzerinden dikkatle denize indirilmesiyle artık tüm transfer işlemleri sona eriyor. Ve nihayet bu görkemli yat denizle buluşuyor. Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyetlerini aralıksız devam eden Arkın Prova Yatçılık'sa, kurulduğu günden bu yana sadece yeni imalat konusunda değil, bakım onarım alanlarında da iddialı bir şekilde hizmet veriyor. Bizim teknecilik maceramız aslında 1996 yılında Bodrum'da charter işletmeciliğiyle başladı. Mavi yolculuk düzenleyen bir şirketimiz vardı. Kendimize ait 6 tane gulet teknemizin imalatında bulunduk. O ara tabii biz sadece fikirlerimizle bu teknelerin yapımında emeğimiz oldu. Bu teknelerimizi işletirken belli bir süreç sonra teknelerimize gezen müşteriler tarafından talepler geldi, satın alma talepleri. Bunları elimizden çıkarmaya başladığımızda yenilerini yapmaya başladık. Yenilerini tabii müşterilerimizin talepleri doğrultusunda daha modern, daha lüks tekneler halinde inşa ettik.
Bu arada 2002 yılından itibaren çok ciddi bir tekne talebiyle karşılaşınca tersane işine girmeye karar verdik aynı zamanda. İmalatı daha profesyonel olarak düşündük. Yani kendimize yapacağımız charter teknelerinden çok müşteri odaklı, müşteri projeli tekneler yapmaya başladık. 2008 yılında dünya global krizi başladığında en çok etkilenen sektörlerden biridir bizim yat imalatı. Çünkü neden? Biz lükse dayalı imalat yapıyoruz. Yani insanlar bütün her şeylerinden kısamayabilirler ama ilk kısacağı şey lüksüdür. Mesela bir tekne sahibi olmak istemez. Daha sonra erteleyebilir. En çok etkilenen bizdik ve bu krizden çıkma yolu olarak da bir marka üretip hazıra imalat yaparak bunu piyasada pazarlamak için çalışmalar yaptık. Burada genelde bir marka yerine daha çok butik çalışıyoruz. Yani proje nasıl gelirse, ne şekilde gelirse. Mesela biz bu tersanemizde saç tekne de yapabiliyoruz. Şu an imalatını devam ettiğimiz, bitirmek üzere olduğumuz kompozit bir trawler var. Daha önce ahşap lamine tekneler yaptık. Yani sonuçta tekne olduktan sonra hani malzemesi bir takım ustalıklar gerektiriyor. Onu da bir şekilde dışarıdan taşeronlarla sağlayabiliyorsunuz. 24 metre bir motor yat imalatını gerçekleştiriyoruz. Bu proje Alman bir müşterimiz için sipariş üstüne imalatı başladı. Bundan 15 ay kadar önce imalatına başladığımız kompozit bir motor yat bu. Tamamen anahtar teslim olarak kendi ekiplerimizle imalatını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir ay kadar sonra da suya indirip deneme testlerine başlayacağız. 24 metre bir motor yat bu. 4 güverteli. Muadillerine göre daha geniş bir tekne. Explorer tarzı adlandırdığımız teknelere benziyor. İçinde 2 tane 1400 beygir ana makine var. 20 mil ve üzeri son sürati olması hedefleniyor. Teknemizin 3 tane misafir kabini, 1 tane master kabini var. Ayrıca 1 adet de mürettebat kabini bulunuyor. Açık bir flybridge'imiz var. Üst güvertemizde kaptan köşkümüz ve tekne sahibinin kabini bulunmakta. Ana güvertemizde 1 adet genişçe bir salonumuz ve ön tarafında hemen mutfağımız bulunuyor. Alt güvertemizde ise 3 tane misafir kabinimiz ve 1 adet de mürettebat kabinimiz var. Tasarımcısı müşteriyle birlikte geldi. Yani müşteri designer'la birlikte geldi. Ana projenin hepsi designer'a ait. Ama gerekli yerlerde biz imalat projelerinde ve bazı klas resimlerinde destek olduk müşteriye de, designer'a da. Yat iş adamlarının, belli bir para sahibi, servet sahibi insanların en büyük oyuncağıdır. Yani bakarsak kısaca benim gördüğüm, yani yat daha çok birçok şeyi, hayatınızla ilgili birçok şeyi hallettikten sonra hedeflediğiniz, yani kendinize özel vakit ayırabileceğiniz bir olaydır. Yat yaptıran bir müşteri sadece siparişi verip ondan sonra teslim almak için beklemez. Arada mutlaka gelir. Çünkü kendine, kişiye özeldir yaptığımız yatlar. Her bir köşesinde kendi tercihleri, kendi istekleri olduğu için bunların oluşumunda mutlaka bulunmak ister. Bunları gözlemlemek ister. Bu bir keyiftir. İnanın bana, benim gözlemlediğim her tekne yaptıran müşterimiz sık sık teknesini ziyaret etmek, yani gelişimi gözlemlemek ister. Bu da orada da bahsettiğim örnek şuydu, hani bir uçak da yaptırabilirsiniz kendinize ama uçakta çok fazla detay sipariş veremezsiniz. Belli bir modeli tercih edersiniz. O süreçte de o uçağın bitirilip size teslim edilmesini beklersiniz. Ama yat öyle değil. Yat tamamen kişiye çok çok özel. Hani her bir yatacağınız yeri belirliyorsunuz. Yani oturacağınız, keyif alacağınız alanları belirliyorsunuz. Ve bir uçaktansa bir yatta tabii ki çok daha fazla vakit geçireceksiniz. Bu sebepten dolayı ben bu örneği vermiştim. Yani yat yaptıran insanlar daha sık, daha çok imalatı gözlemlemek isterler. Çok rahat şunu söyleyebilirim. 96'da ilk teknemizi yaptık. Tabii charter amaçlı ama. Yani o tekneleri sattığımız insanlar dahil, ondan sonra bütün sipariş üzerine yapıp teslim ettiğimiz tekneler dahil, benim en gurur duyduğum şey, inanın bugün hepsiyle telefonla görüşüyoruz, kartlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Yani bu bizim için en büyük gurur kaynağı, en büyük takdir. Bizim için budur. Yani bütün müşterilerimizle hala arkadaşız. Yani bu ne demektir? Herkese buradan hoş göndermişiz. Yani arkun pul olarak söyleyebileceğim, ilk etapta söyleyebileceğim bu. Türkiye'nin yükselen sektörlerinden gemi inşaat sektörünün dünyaya tanıtımında gerçekten de müşteri memnuniyetinin önemi yadsınamaz. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran da GİSBİR'in bu konudaki hassasiyetinin altını çizmeden geçmiyor. Tabii bizim burada en çok istediğimiz nokta, kötü reklam olmasın. Ve buna da çok dikkat ediyoruz. Yani şöyle dikkat ediyoruz. Tabii ki serbest ticaret yapıyoruz. Kimsenin kararına biz müdahale etme hakkımız da yok. Lakin herkesin şunu bilmesi lazım. Yurt dışından herhangi bir kişiye verdiğimiz bir hizmette
başarısız veya başarılı olma noktamızda, nerede yapıldığı, nereden alındığı noktasında alınan firmanın ismi çok konuşulmuyor. Türkiye deniyor. Yani başarıda da Türkiye deniyor, başarısızlıkta da Türkiye deniyor. Antalya serbest bölgede üretim yapan Sarpiat, bugünlerde geleneksel tekne üretiminin yanında hibrit teknolojiye sahip teknelerin de üretimine başlamaya hazırlanıyor. Tamamen kişiye özel yatla üretiyoruz. Kişilerin talepleri, istekleri doğrultusunda yatlarımızı üretip teslim ediyoruz. 2018 senesinden itibaren bu kişiye özel yatlarımızın haricinde özel seri bir imalatımız olacak. Yaklaşık 26 metre ile 38 metre arasında gövdesi kompozit, üst binası tamamen karbon fiberden motor yatlar üreteceğiz. Bu yatların özellikleri sadece konvansiyonel olarak ana makinayla çalışmayacak, jeneratör ve elektrikli motor vasıtasıyla ve bazen güneş panelleri vasıtasıyla teknelerin sevki sağlanmış olacak. Yani hibrit teknelerde üretmeye başlıyoruz seri olarak. ...2018 projelerimizin hedeflerini ortaya koyarken özellikle en yeni ve çevre dostu sistem ve malzemeleri uzunca bir süre araştırdık. Burada ana başlıklarla bu araştırmalara yön veren konular şunlardı. Örneğin ekolojik tasarım, tasarımda organik yaklaşım, biyomimetrik tasarım, geri dönüşüm malzemelerde özellikle ve malzemenin yeni tanımı ve tabii ki yeşil enerji kullanımı. Çünkü en önemli bağımsızlık enerjiden geçiyor. Bugüne kadar 46 metrelik bir gövdesi çelik, üst binası kompozit olan bir megayat ürettik. Bu teknemiz gövdesi çelik ve üst binası kompozit olan bu kombinasyonda Türkiye'nin de en büyük teknesi oldu. Yaklaşık dünyadaki 8 tane çok önemli uluslararası ödülü aldık. Bunların içinde de Dünya Süperyat Ödülü olarak tabir edilen Neptün ödülünü de bu teknemizle almış olduk. Özelliklerimizden biri tekne tamamen bütün denizlerde sınırsız seferini yani seyrini gerçekleştirebiliyor. Teknede 5 adet kabinimiz var. Bunun 4'ü misafir, bir tanesi tekne sahibinin özel şahsi kamerası. Teknede her türlü mutfak, her türlü çamaşırhane, bütün gündelik hayatlarını uzun süre sürdürebilecekleri imkanlar mevcut. Bununla beraber teknenin bütün perdeleri, aydınlatmaları elektronik olarak istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Hiçbir şekilde insanın yani bir iPad'le perdeleri açıp kapatabiliyoruz. Aydınlatmaları istediğimiz gibi kısıp kapatabiliyoruz. Tamamen son teknolojik ürünlerle donatılmış bir teknemiz var. Üç tarafı denizlerle çevrili bir deniz ülkesi olan Türkiye'nin dört bir yanında gemi inşa sanayi gelişerek dünya piyasalarıyla rekabet etmeyi sürdürmekte. Türk denizcilik sektörünü dünya çapında zirveye doğru tırmandıran en önemli nedenlerden biri Türk insanının tutkusu, mücadele azmi ve üretkenliği. Türk yat sanayi açıkçası son 15 senede çok ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Bizim en büyük avantajlarımızdan biri ürettiğimiz yatlardaki kalite yüksek ve bununla beraber
fiyatlarımız Avrupa'daki işletmelerin yaklaşık %25-30 altında. Bunu nasıl sağlıyoruz dersek, açıkçası üretimde çok ciddi bir bu sektörde işçilik var. İşçilik fiyatlarımız Avrupa'daki işçilik fiyatlarına göre yaklaşık %25-30 daha uygun. Ve işçilerimiz açıkçası yürekleriyle çalışıyorlar. Bu sektörde zaten sevmeden çalışmak mümkün değil. Yat dünyası zor bir sektör. Bazen gecesi gündüzü olmayan bir sektör. Ama sıfırdan bir şeyi ta proje aşamasından çizmek, yavaş yavaş yapıldığını görmek, onu suda görmek çok müthiş bir keyif, çok heyecanlı. O yüzden o amatör ruhumu hiç kaybetmediğimi düşünüyorum. Şu anda örneğin 3 tane bebek var, başladı. Her aşamasında sona doğru yaklaşarak çok daha hızlanacağız. Çok keyifli, tarif edilemez. Yani tersaneye bir tersane alanına, design ofis dışında sahaya bulaşan bir insan kolay kolay sahayı terk edemez. Ben terk edemedim. Her gün bu sektörde bir problem var ve bu problemi bir şekilde çözmeye çalışıyorsunuz ve bunu yaparken de bir ekiple beraber yapıyorsunuz. Bir ekiple beraber, bir ekibin parçası olmak ve o ekibi parçası olarak her gün bir problemlerle, bir şeylerle savaşmak ve işin sonunda çok büyük bir emek harcandıktan sonra büyüleyici bir şey yaratmak, sanıyorum bu bir aşk gibi bir şey. Yani bütün herkes bu sektörde çalışan ve hisseden bu yüzden bu sektörü bırakamıyor. Çok büyük zorluklarına rağmen sizi içine alıyor ve her gün bunu yaşamak istiyorsunuz. Türk Gemi İnşa Sanayi, denizciliğe tutkuyla ve aşkla bağlı çalışanlarının omuzlarında her geçen gün yükselirken, geleceğe ve onun getireceği yeni nesil teknolojilere şimdiden hazır. Alışılagelmiş, sadece bugünü yansıtan bir deniz aracı veya yat üretmekten daha çok insanların gelecekte hayal ettikleri, her türlü konforu bulabildikleri ve bu konforu da doğayla iç içe uyumlu bir şekilde sağladıkları bir deniz araçları yatla üretmek istiyoruz. Bu yüzden de olabildiğince teknolojiyi veya gelecekteki teknolojiyi yatlarımıza uygulamaya çalışıyoruz. O yüzden bu vizyonla yapmaya çalıştığımız şey ilk etapta hibrit tekne üretmek oldu. Bu açıkçası Türkiye'de seri imalat olarak sanıyorum ilk adımlardan birini atmış olduk. Bu konuda da çok heyecanlıyız. Bu konuda çok büyük beklentilerimiz var. Biz açıkçası geleceği tamamen insanların sessiz ve doğayla birebir uyumlu olarak denizde seyrettikleri bir araç üretmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Zaten bu sektörün en güzel taraflarından biri de bu. İnsanların hayallerine olabildiğince yaklaşıp onlarla beraber bir yolculuğa çıktığımızı söyleyebilirim. Bu yaklaşık 2-3 senelik süren bir yolculuk. Onların tamamen hayallerini gerçekleştirebilmeye çalışıyoruz ve işin sonunda her iki tarafta mutlu oluyor. O zaman biz bir sonraki serüvenimize yeni bir yol arkadaşımızla beraber yola çıkıyoruz.